İktidar üyelerinden peş peşe Türkiye sanayisini Suriyeliler ayakta tutuyor. Suriyelileri çekin, ülke ekonomisi çöker çıkışı geldi. Sözler muhalefeti çok kızdırdı. Ama asıl AK Parti içinden de tepkilere neden oldu. AK Partili Şamil Tayyar, çalışma arkadaşlarının Suriyeliler olmazsa Kayseri, Gaziantep sanayisi çökerdi sözlerini partisine haksızlık olarak değerlendirdi. Talihsiz açıklamalar dedi. Bazı şehirlerde sanayi onlar ayakta tutuyorlar. Gaziantep sanayisine gidin. Yüz binlerce insan. En ağır işlerde çalışıyorlar. Eğer bu laf doğruysa vay halimize. Bu bir itiraf. Yazık, günah değil mi? Biz bu cumhuriyeti demir ağlarla örerken Suriyeliler mi vardı? Fabrikalar, barajlar, köprüler, yollar yaparken Suriyeliler mi vardı? Çok önemli bazı yerlerde Suriyelileri çekin. Suriyeliler bir gitsin. Ülke ekonomisi çöker. Türkiye çöker, ülke çöker tezini de ben AK Parti'nin 19 yıllık, 20 yıllık birikimine de biraz haksızlık olarak değerlendiriyorum. İktidardan peş peşe gelen Suriyeliler sanayiyi ülke ekonomisini ayakta tutuyor tezine AK Parti içinden de tepki var. Şamil Tayyar, Mehmet Özaseki ve Yasin Aktay'ın açıklamalarını partisine haksızlık olarak değerlendirdi. Muhalefet ise çok daha sertti. Türkiye ekonomisini siz bitirdiniz. Suriyelilere de şimdi bel bağladınız. Türkiye ekonomisi büyüktür, Türkiye sizden de büyüktür ve Yasin Aktay'ın özür dilemesi gerekiyor. Ekonomiye de katkıları var. Kayseri sanayisinde de öyle. İşçi bulamıyorlar, bu adamlar çalışıyorlar. Sayın Özaseki, senin ilin Kayseri'de son bir yılda işsizim, açım, işim yok diye iş kura müracaat edenlerin sayısı 100 binin üzerinde. Bundan da mı haberin yok senin? Bizim yanımızda şimdi bir arkadaş çalışıyor. Arapçası, İngilizcesi var. Dış ticaretimize bakıyor. Üniversite mezunu. Çocuğu da bizde çalışıyor. Her gün bizi yüzlerce kişi iş için arıyor. Seni aramıyorlar mı? Muhalefet hızla artan genç işsizlikle yüklendi. İktidar sanayiyi Suriyeliler ayakta tutuyor dedi. Bu kez AK Parti içinden de karşı sesler yükseldi. Antep ekonomisine, işverenlerine, yatırımcılarına bak. Antep sanayicileri çok memnunlar. Sanayide ağırlıklı olarak kayıt dışı çalışanlar fazlaca var ve bunlar istihdam açısından haksız bir rekabet üretiyor. Düşük ücretle ve sigortasız. Suriyelileri çekin diyor, Antep ekonomisi çöker şu anda diyorlar. Yani biz hiçbir şey yapmadık mı ki son 10 yıldır yaşadığımız bu sorun Türkiye'nin ekonomisini diz çöktürecek hale getirdi. Devletin resmi verilerine göre 3 milyon 684 bin geçici Suriyeli sığınmacı var. Bunların sadece 31.185'ine çalışma izni verilmiş. CHP'nin verilerine göre 3 milyonu aşkın Suriyeliden 1,5 milyonu 0-18 yaş aralığında. Yani aslında iktidarın savunduğu gibi iş gücüne katkı sağlayacak yaşta değil çoğu. Bir iş gücü olarak artık maalesef bazı Türklerin çalışamayacağı işlerde çalışıyorlar. Suriye'den ve son zamanlarda Afganistan'dan eğitimde ve beceride Türkiye ortalamasından bile düşük iş gücünün girişi, üretilen ve ihraç edilen ürünlerimizin niteliğini düşük teknolojili ürünlere çiviledi. Sonuç yoksullaşma. İktidar Suriyelilerin ucuz işçi olduğunu kabul etti. CHP Türkiye'nin katma değeri yüksek ürün üretememesinin nedeni işte bu dedi. Uzun yıllardan sonra siyasetin gündemine düşen mülteciler tartışması giderek büyüyor.